AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partili vekiller arasında bir tartışma çıktı. Hı hı. Tasarruf gündemiyle birlikte. Roma gezisine dikkat çekiliyor tabii. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Şöyle bir bakalım neler olmuş, neler konuşulmuş, biz de değerlendireceğiz üzerine. Artık yeter. Şatafattan ve israftan vazgeçin. Bakanlar illerde minibüsle geziyorlar. Geçen Malatya'ya gitmiş bakanın biri. Malatya'ya nasıl gitmiş? Özel uçakla. Bu Sayın Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz gazetecileri götürdü. Bu götürdüğü uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödediniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. CHP'li Veli Ağbaba ve AK Partili Osman Gökçek karşı karşıya geldi. Tasarruf tartışması büyüdü, sesler daha da arttı. Siz kimsiniz de bize ahlak öğreteceksiniz Allah aşkına? Evet, devam edelim. Bir dakika ya, hemen kızma. Gökçek sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyaretine gazetecileri götürmesine getirdi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz gazetecileri götürdü. Bu götürdüğü uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödediniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz. Sözlerine yanıt CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Özel uçakla gidilmedi. Türk Hava Yolları'nın charter seferiyle gidildi. Bütün biletler ekonomiyle alındı. Peki niye gidildi oraya? Orada Avrupa oyunlarının ICO ile anlaşması imzalandı. Tartışma giderek daha da hararetlendi. Karşılıklı atışmalar meclis kürsüsünden sıralara taşındı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan araya girdi, tartışma ancak sonlandı. Sizin bağırmalarınızın tamamını bana hakaret olarak görüyor. Ayıp ediyorsunuz bir kere. Evet, şimdi şöyle bir baktığımızda aslında bu Roma gezisi daha da tartışılacak gibi görünüyor. Özellikle tasarrufun gündemde olduğu bir süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden bu gezinin karşılanmış olması hadisesi var ki farklı açılardan da değerlendiriliyor. Şimdi olimpiyatların geri dönüşünün ne kadar olacağına kadar hesaplamalar yapılmış. İşte 20-22 milyon civarında bir bütçesi var sanıyorum ki bu gezinin, ama 600 milyon dolara kadar bir getiri de sağlayabileceği belirtiliyor vesaire. Diğer işte olimpiyatların ülkeye kazandırdığı turist harcamalarına kadar hesaplanmış durumda. Şimdi bu tartışma şu eksende devam ediyor. Bu uçak kiralandı mı? Biletli miydi yolcular? Yoksa uçak mı kiralandı? CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir diyor ki Roma'ya giderken 37 bağımsız gazeteciyi seçti. Özel uçakla değil, Türk Hava Yolları'ndan ekonomi bileti alınarak gidildi. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün'de bir grup gazeteciyle düzenlenen bu İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığı açıklanıyor. Neden tartışılıyor bu sizce? Yani tartışılması gereken konu aslında yine konu birisi yapınca, A kişisi yapınca çok olay ortalık ayağa kaldırılıyor. B kişisi yapınca normalleştiriliyor. Aslında buradaki ayrımı çok iyi yapmakta fayda var. Geçtiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağına binen gazeteci arkadaşlarımıza da buna benzer bir ki kendi çalıştıkları kurumların imkanlarıyla giden, üstelik bir orası devlet görevlendirmesi, devlet en üst kademesinde Sayın Cumhurbaşkanı eşlik eden gazetecilerin seyahati, böylesine bir hani magazinsel, yarı magazinsel bir gezi değil açıkçası. Şimdi öyle bir süreçte gazeteciler bir yere gidip ziyaret ederken sosyal medyada inanılmaz bir linçlemeye maruz kalıyorlar ki açıklamalarını yapıyorlar, ama buradaki gazeteciler ki şu fotoğraftaki kişilerin hemen hemen yarısından fazlası büyük ihtimalle o gazetecileri eleştirmişlerdi işte. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber gittikleri için, imkanları kullandıkları için. Şimdi bakıyorum, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani burada bakıyorsunuz, bu imkanlar eğer eleştiriyorsanız, eleştirdiğiniz şeyin hatta kat ve kat, hatta bu İBB'nin bütçesi, bu daha devlet, bir de orası devlet dediğim gibi yani. Siz belediyenin imkanlarıyla oraya gidiyorsunuz ve dediğim gibi burası sadece sıradan spor, bir olimpiyatta değil bence bu etkinlik, zaten olimpiyat, Avrupa olimpiyatları diye bir imza töreni, böylesine hani bir etkinlik olur, gazetecilerin elbette gelmesine kesinlikle bu olan şeyler, bunu eleştirmiyoruz zaten burada, ama eleştirilmesi gereken böylesi bir süreçte tasarrufun sadece, hatta Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi geçtiğimiz hafta belediye başkanları toplantısı vardı. Bizzat birinci dereceden verdiği talimat tasarruflarla ilgili belediyelerdeki. Şimdi sadece belli kurumlarda olan tasarruflar olmayacak bunlar, gözle hep diyoruz ya, yani belli kişilere kesilen bir fatura değil bu.
en başta her yerden yapılması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu ilk süreçlerinde ne dedi? Ben de göreve gelir gelmez emeklere 10 bin mutfak yardımı gibi bir başlık bir vaadi vardı. O vaat hala yerine gelmedi. Ben hala her gün ısrarla hatırlatacağım. Birçok öncelik varken, deprem varken sayacağımız bir sürü şey var. Bunlar olağan şeyler. Bunlar böyle dediğim gibi yaftalanması. Niye biz eleştiriyoruz bu konuları? Çünkü bu kişilerin çoğu Sayın Cumhurbaşkanı uçağı olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ama kendileri olunca bunu olağan bir şekilde normalleştiriyorlar. Aslında ikisi de normal. Ama öylesine bir gündem oluşturup öylesine bir etki ajanlığı gerçekleştiriliyor ki yine süreci bu hale getiren yine bu görselde, bu fotoğrafta olan gazetecilerin çoğunluğu. Birlikte hep diyorum yani A kişisi yapınca nasıl normalse B kişisi yapınca da normalleşmeli. Ama böylesi bir tasarruf gündeminden geçerken kaldıkları oteller, yedikleri yiyecekler. Biz bu insanları neden bugün ben eleştiriyorum? Normalde ben eleştirmem. Ama bizzat bu isimler, işte İsmail Saymaz, işte orta sayacağım bir sürü insan tek tek görsellerde paylaştırdılar. Yedikleri yiyecekler şunlar. Siz kendiniz kat ve katını fazlasını yapıyorsunuz. Ya onu yapmayacaksınız ya bunu yapmayacaksınız. Dengede ve tutarlı olmakta fayda var. Ama dediğim gibi yani İBB'nin bütçesini zaten geçtiğimiz zamanlarda da yayınlarda da hep defaatle bunu söylemiştik. İBB'nin böylesi bütçesi Türkiye'nin neredeyse bakanlıklar seviyesindeki büyük bir bütçeye sahip olan bu ilin kaynaklarının ihtiyaç ve gereksinimlerinin şehirdeki işte sosyal belediyecilik işte halka kullanılması gerektiğini önceliklendirilmesi gereken bütçelerin bu ve benzeri etkinliklerin artık kısıtlanması gerekiyor. Eğer kamuda tasarrufa gidilecekse de belediyelerimize zaten kamu kaynağıyla hizmet veren yerel yönetimlerdir. Dolayısıyla bu sürecin ben onlar gibi çok sulandırmayı doğru bulmuyorum. İşte yedikleri, içtikleri, otel paraları vesaire vesaire. Bu sadece bir başlık ve bu başlık üzerinden oradaki kişileri de zan altında bırak. Onları çünkü eleştirdiğim konuları buydu. Onların eleştirdiklerini ben asla yapmam ama madem böyle şeyleri siz kendiniz hayat bu işte yani eleştirdiğiniz şeylerin aynısını kendileriniz yaptınız. Ama dediğim gibi hayatın olağan akışında iletişim ve gazetecilerin, kurumların iletişim tarafında özellikle geleneksel medya tarafındaki iletişimleri hep devam edecek. Bu sürdürülebilir evet. ilişkinin tesisi içinde gazeteciler böyle etkinlikleri götürülür. Ve işte kendi kaynakları ve kamu kaynak kendi imkanlarıyla işte tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu gibi ya da benzer devletin diğer seyahatlerinde olduğu gibi öyle bir politika ve öyle bir ödeme şekli tesis edilirse elbette her yere gidebilirler ama bu yine insanların böylesi açlık sınırını konuşuyoruz bakın az önce böyle bir gündemde kalkıp o otellerde Roma'nın en pahalı oteli bilenler bilir yani orada en yüksek ücretli olan otellerinden biridir. Bu kadar yüksek bütçeyle bir seyahat ama dediğim gibi eğer gazeteciler kendi imkanlarıyla bu ödemeleri yaptılarsa güzel bir tatil olmuş ama diğer taraftan olduysa yine aynı konuya geliyoruz. İsraf ve kamu kaynaklarının kendi mallarıymış gibi böyle hatta kendi malı olsa belki bu kadar harcamayacak ama devletin malı ne olacak deyip eğer o bakış açısıyla ilerliyorlarsa üzücü. Yani bizim toplumsal olarak aslında dediğim gibi genelgeler yaptırımlarla değil bunun o ahlaki olarak bunu tesis etmemiz gerekiyor ve bunun da başlangıcının çocukluk yaşta eskiden bizim zamanımızda siz bizden gençsinizdir yerli mal haftamız olurdu yerli malındaki tasarruf kültürü çocuklarda şimdi bir bakıyoruz kendi evlatlarımızdan görüyoruz inanılmaz bir tüketim hız ve has çağında olduğumuz için birçok şeyden mutluluk duyamayan yani dünyayı verseniz artık çocuklarda inanılmaz bir mutsuzluk evet. ama Bu yaşlarda tesis ediliyor işte bu kültür, bu şuur. Dopaminle ilişkileri çok evet, bozuk. Bu ilişkiler bu tesis edilirse bu yaşlarda ileriki zamanlarda da o kültür ve o şuurla, o bilinçle işte bu da yine bizim milli değerlerimizin, milli kültürümüzün çocuklarımıza hep marif, eğitim bunu konuşuyoruz ama yine bu ailede gelecek tabii ki tesis edilecek konular. Etik ve ahlak konusu bence toplumların en temel omurgası yani. Bunun üzerine siz her şeyi inşa edebilirsiniz. Umuyorum toplumumuzda en kısa zamanda toplumsal hem ahlaki olarak hem etik açıdan, siyaset ve ideolojik açıdan değil. Bu ahlaki ve etik değerleri tesis edebilirsek bunun üzerine her şeyi zaten çok iyi bir şekilde inşa edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi bu geziye tepkiler sadece tabii belediye bütçesiyle gazetecilerin İtalya'ya, Roma'ya götürülmesi hususunda kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok başka bir noktadan eleştirdi. Dedi ki İmamoğlu'na ilk icraatı içkiyi yaygınlaştırması oldu. İşin bir de bu tarafıyla değerlendirmesi var. Şaban Sevinç'ten de yorumlarını alalım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii burada konuşulan aslında Ekrem Bey'in yani ya da İBB parasıyla bu seyahatin yapılmış olması değil. Yani burada
rahatsızlık veren, yani iktidara, eleştirenlere rahatsızlık veren Ekrem İmamoğlu'nun işte heyetiyle Roma'ya giden gazetecilerin kimlikleri. Yani işte İsmail Saymaz'ından Yavuz Oğlan'ına kadar, Nevşin Mengü'den işte Alişer Dele'ye kadar hani muhalif diye, hani tırnak içinde. Şey sorabilir miyim? Sözünüzü kestim Şaban Bey. Siz davet edildiniz mi? Ben de davetliydim ama pasaportumu yetiştiremedim. Tamam. Böldüm, kusura bakmayın. Yo, rica ederim. Şimdi şöyle. Yetiştiremedim diyor musunuz Şaban Bey? Efendim? İyi ki yetiştirememişim. Pasaportu diyor musun şimdi diyorum, dönüp bakınca. Hayır demiyorum. Keşke yani pasaportumun süresi dolmuş. Tamam. Hani ben bir iki yıldır yurt dışına gitmemiştim. O nedenle süresinin dolduğunu da bilmiyordum. İşte davet geldiğinde tabii pasaportumu aldım elime. Baktım süresi dolmuş. Az da bir zaman vardı. Hani koşturmak istemedim. Pasaportu işte vizeyi aldım. Vize de sıkıntılı. Diye. O nedenle yapmadım yani. Hani bir dahaki sefere diyerek öyle durdum. Şimdi şöyle arkadaşlar, yani Türkiye'de kamu görevlileriyle seyahatlere gitmek ya da kamu imkanlarıyla yetkili kişilerin heyeti içinde seyahate gitmek ilk değil, son da değil. Bu, ben 35 yıllık gazeteciyim. Sevgili Mehmet Acet de bir Ankara gazetesi. O da biliyor. Hepimiz yıllardır devlet yetkilileriyle, işte belediye başkanları olur, bakanlar olur, başbakan olur eskiden, şimdi cumhurbaşkanı, hatta işte genelkurmay yetkilileri, komutanlarla onların heyetine katılarak, yani gazetecilik yapmak için davet ediliriz. Onların heyetine katılırız ve onların tahsis ettiği işte araçlarla, kimi zaman bu araç işte özel otomobil olur, yani kimi zaman otobüs olur, kimi zaman uçak olur, hani gidecek yerin şeyine göre, mesafesine göre gazeteciler biner, giderler. O işte oradaki faaliyeti yaparlar, incelerler, görürler. Ondan sonra konaklamaları gerekirse konaklarlar. Konaklama parasını da ödemezler. Yine o kamu kurumu öder. Davet eden işte devlet yetkilisi öder. Ya da misafirhanede kalır. Misafirhane yoksa otelde kalır, dediğim gibi. Ve gazetecilik faaliyeti gider. Böyle bunlar hani bizim geleneğimizde, Türkiye'de var, uygulanıyor. Ben daha işte iki hafta önce mesela Sayın Çevre Bakanı Hatay'a gidiyordu. Beni de davet ettiler, sağ olsunlar. Ben de katıldım. Ankara'dan bir uçağa bindik. O da charter seferiydi. Tıpkı Ekrem Bey'in Roma'ya gittiği sefer gibi. Yani o geziye tahsis edilmiş. Bakanlık kiralamış herhalde Türk Hava Yolları'ndan. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bindik. 50-60 gazeteci arkadaşımız, işte bakanlık bürokratları. Hatay'a gittik. Sonra Hatay'dan bize işte yine orada yine bakanlığın organize ettiği otobüsler aldılar. Sayın Bakan'la birlikte doluştuk. Siyasetçiler, gazeteciler. Hatay'da işte gezdik. O deprem konutlarını gördük. İşte ne yapıldığını inceledik filan. Sonra yemek verdiler. Yine bakanlığın organizasyonuyla yemek yedik. Ve gecede döndük, yine aynı uçakla döndük. Tek kuruş da para ödemedik mesela. Şimdi bu gazetecilik bir kamu hizmeti arkadaşlar. Yani evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, hani yıllardır o ünlü Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağındaki o masa vardır, biliyorsunuz hepimizin gözünün önünde. İşte yurt dışı seyahatlere gider sık sık. O masa etrafında gazeteci arkadaşların fotoğrafı olur. Yani her gezide de Sayın Cumhurbaşkanı o gazetecilerle hem hatıra fotoğrafı gibi çekilir, hem de orada gezi dönüşü herhalde. Soruları cevaplıyor. Gezide işte ne oldu, verimlilik nedir falan, onları anlatıyor. Arkadaşlarımız da yazıyorlar. Şimdi deniliyor ki efendim orada sadece Cumhurbaşkanı işte uçak bedava alıyor. Gittiği yerde efendim hani kalınırsa otelde işte herkes kendi kurumu ödüyor. Arkadaşlar şimdi şöyle. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen gazeteci arkadaşlarımız büyük kurumların, büyük gazete ve televizyonların mensupları. Yani oradaki o gezideki otel ücretini ya da gerekirse uçak ücretini karşılayabilecek kurum mensupları. Yani gazete ve televizyonların mensupları. Ve o gazete ve televizyonlar da hükümete yakın olduğu için, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağına
hükümete yakın gazeteciler davet ediliyor. Bir gelir sorunları yok. Yani işte kamu reklamları bol bir şekilde yağıyor o televizyon ve gazetelere. Efendim özel reklamlar yağıyor, inşaat firmalarının reklamları yağıyor. Yağıyor da yağıyor. Yani hani reklam alma imkanları çok ve imkanları geniş ve zengin televizyon ve gazeteler. Sayın Cumhurbaşkanı uçağına binen gazetecilerin kurumları. Şimdi dolayısıyla onlar ödeme güçleri var. Ama şimdi burada bu geziye katılan arkadaşlarımızın şimdi ya İsmail Saymaz diyorsunuz şimdi mesela. İsmail Saymaz Türkiye'nin hani beğenirsiniz beğenmezsiniz en önemli gazetecilerden birisi. Ben iddia ediyorum Türkiye'nin en iyi 3-5 gazetecisinden birisi İsmail Saymaz. Hani buna katılmayabilirsiniz. Ama şöyle işte Sözcü Gazetesi'nde çalışıyor. Yani Sözcü Gazetesi reklam alabilmek için bin bir takla atıyor. Yani kendini çevirebilmek için, yağıyla kavrulabilmek için bin bir takla atıyor. İşte kamu kurumları ambargo koyuyor reklam vermemek için falan filan işte. Biliyoruz Türkiye'deki bu sistemi bizler hepimiz biliyoruz. Şimdi bir sürü orada mesela Nevşin Mengü. Nevşin Mengü o da değerli bir gazeteci arkadaşımız. Sosyal medyada gazetecilik yapıyor ve çok da iyi bir gazetecilik yapıyor. Çok iyi bir gazetecilik yapıyor. Şimdi peki. Dün mesela Nevşin Mengü bu eleştirilere yanıt vermiş. Hani Roma'ya niye gittiniz? İşte İBB Partisi'nin eleştirilerine yanıt vermiş. Diyor ki ya diyor biz diyor hani o Roma'nın uçak biletini ve Roma'daki otel parasını karşılayabilecek bir lüks içinde değiliz diyor. Yani sosyal medyada gazetecilik yapıyoruz ve hakikaten imkanlarımız kısıtlı. Ancak biz hani Roma'ya davet edilebilirsek gidebilecek durumdayız diyor. Ama gittiğinde de mesela Ekrem İmamoğlu Nevşin Mengü'yü Roma'ya davet edersem, götürürsem bu faaliyete iyi gazetecilik yapar, iyi haber yapar diye düşünerek onu heyetine alıyor. Dolayısıyla burada ben bu eleştirileri çok gerçekten çok yersiz ve çok ayıp buluyorum. Çok ayıp buluyorum. Efendim işte İBB parasıyla gezi. Ya gazetecilerin yani yıllardır yaşadığımız israflar falan varken şurada yani işte kaç gazeteci 40-45 gazeteci arkadaşımız ki Avrupa oyunları 2027 Avrupa oyunlarının İstanbul'a getirilmesinin imza töreni Ekrem Bey'in işte şeyi bir başarısı diyeyim bir icraatı diyeyim onun imza törenine gidilir. Bu tür seremonileri hep böyle kalabalık heyetlerle gidilir. Gösterişli kadrolarla gidilir. Çünkü bu da bir şey imaj çalışması bir yönüyle. Bunun bir sürü getirisi olacak. Bunun işte oraya giden isimler dönecek, yazacak, çizecek, hani kamuoyuna tanıtacak, anlatacak, popülere edecek bu o faaliyeti falan. Bunların eleştirilmesini gerçekten çok yadırgıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağına binenler yıllardır hani şey diye eleştirilmedi. Bak Cumhurbaşkanı'nın uçağına binip bedava yurt dışına gidiyorlar, geziyorlar diye eleştirilmedi. Hep aynı kişiler, hani tırnak içinde yandaş gazetecileri götürüyor diye eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağına binenler. Ha ben o eleştiriye katılmıyorum. Ben katılmıyorum ama hani eleştirisi Cumhurbaşkanı'nın uçağındaki gazeteci arkadaşlarımıza eleştiri. Hani yandaş gazeteci ya da nasıl diyeyim Cumhurbaşkanlığına yakın, Cumhurbaşkanı'nı destekleyen isimler. Yani hani böyle tarafsız gazeteciler ya da muhalif gibi görünen gazeteciler. Bunlar tarafsız gazeteci mi oluyor o zaman? Şaban Bey, Ekrem Bey'in gezisine davet edilenler mi o zaman oluyor yani tarafsız gazeteci? Kaç kişi tarafsız, kaç tane tarafsız gazeteci davet edilmiş Ekrem Bey'in davetine? Niye bir sürü arkadaş var orada? Mehmet Hacet siz nasıl görüyorsunuz peki? Kaç tane mesela? Yani hükümete yakın diyorsunuz ya. Hemen tamamlayayım. Hükümete yakın bir gazeteci var mı orada mesela eğer? Evet. Efendim şimdi sevgili var mı Mehmet? Orada? Evet. Neyse bak, tamam tamamlayayım ben sonra topluca hemen bir tamam, konuşayım. Hemen 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olarak devletin uçağıyla işte bir sürü ülkeye götürdüğü gazeteciler içinde ya bir tane AK Parti'yi desteklemeyen kişi var mı? Ve açıktan AK Partili gibi davranmayan gazeteci var mı kardeşim? Bir tane var mı? Şimdi bir kere Ekrem İmamoğlu Avrupa oyunlarının imza töreni için, seremoni için gazetecileri davet etmiş heyetine. Roma'ya gitmiş. Bir gece kalmışlar, dönmüşler. Vay kıyameti koparıyorlar. Kıyameti koparanlar da Cumhurbaşkanı'nın uçağından inmeyen arkadaşlarımız. Ya Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla Afrika'ya gidip Afrika'da gulu gulu dansı yapıp video çekip ben sosyal bir söz alabilir miyim? Gazeteci arkadaşlarımız.
Peki. Aynen. Mehmet Acet de kendi görüşlerini ya, aktarsın bu konuya dair. Şaban Sevinç, teşekkür ediyoruz. Yani ya, valla öyle öyle bir savundu ki şimdi Şaban Sevinç öyle bir savundu ki yani Ekrem İmamoğlu bile bu konudaki eleştirilere cevap verirken gerekli derslerin çıkartılması, varsa bir takım hatalar, yani o minvalde bazı sözler sarf etti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu gezide bazı problemler olduğunu kabul ediyor. Tamamı İBB tarafından karşılandı. Yadırganmamalı, Ekrem, eksiklerimize bakarız dedi. Hayır, etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz dedi. Evet, dinliyoruz. Varsa eksiklikler düzeltiriz gibi, dikkate alırız gibi bir ifadesi de var orada. Şaban Sevinç, Ekrem İmamoğlu'ndan bile daha fazla Ekrem İmamoğlu'nu savunan bir dil kullandı biraz önce. Hayır, ben gazeteci arkadaşlarımızın eleştirilmesine sitem ediyorum. Tamam, gazeteci arkadaşlar. Benim de orada arkadaşlarım var. Gazeteci bir defa, yani bir gazetecinin gazeteci eleştirmesine ben böyle eskiden beri biraz mesafeliyimdir. Yeri geldi mi tabii ki eleştiriyoruz ama. Şimdi şöyle, yani birincisi burada iki tane husus var. Eleştiri meselesi edilen. Çok pahalı bir otelde kalmışlar. O gün çıkan haberlerde 1245 avrodan başlangıç fiyatı diye o otelin, Roma'daki otelin. Biraz önce hemen Nur Hanım da hemen bahsetti zaten. Roma'nın en pahalı otellerinden bir tanesiymiş burası. Şöyle bitireyim 500, ben. 540, daha yeni başladım avro. Daha yani. Yo yo. Otel ücreti, özür dilerim, 540 avroymuş otel ücreti. O listedeki fiyatlar liste fiyatları, yani uygulanan fiyatlar değilmiş. Şimdi 540 avro da az bir para değil. O da doğru. Yani daha böyle makul ölçülü bir otelde kalmış olsalardı bu kadar tartışma götürmezdi bu iş. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İBB Belediye Başkanı olarak Roma'ya gazeteci götürmesi normal midir? Normaldir. Şey tartışılır tabii, yani oradan, şimdi Hatay'da ben de vardım. Hatay'a gittiğimizde çok yani verimli bir geziydi orada. Ben yazı yazdım, televizyonlarda konuştum. Muhtemelen Şaban Sevinç de yapmıştır bunları. Yani gazeteci götürülürken bir de tabii oradaki maksat önemli. Hani bir de gelin Roma'yı gezdirelim, Roma'yı gözdürsün, görsünler niyetiyle götürülmüşlerse, ki biraz o intiba da veriyor. O zaman başka türlü orada niyetler, hani bir gazeteciliklerinden faydalanma, orada Roma'da yazıp çizeceklerinden değil de başka türlü, yani bir ödüllendirme niyeti burada kendini belli ediyor. Onu da söyleyeyim. O yönüyle de zaten burada bu isimlerin önemli bir kısmının, belki hepsinin özel seçilerek buraya davet edildikleri anlaşılıyor. O da zaten eleştiri hususu yapıldı. Şimdi Nur Hanım'ın işaret ettiği önemli bir husus var. Yani burada temel olarak ilkesel bir problem var. Yani sen kendin eleştirdiğin noktaya kendin gelmemelisin. Eğer eleştiri hususu ediyorsan bazı konuları. Buradaki arkadaşların birçoğu bu anlamdaki muhalefet çevrelerinden tanıdığımız muhalif gazeteciler de bu resimdeki arkadaşları en çok buradan eleştirdi. Yani o zaman biz niye bu eleştirileri yaptık şimdiye kadar gibi bir yaklaşımla bu eleştirileri dile getirdiler. Dolayısıyla orada da bir takım problemler söz konusu. Hani tercihler, evet, yani keşke mümkün olsa da Türkiye'de herkesin uçağına binebildiği, her davete bütün gazetecilerin davet edildiği bir yere tekrar yönelse, bir o anlamda da bir normalleşme dönemine girsek, bunu ben de arzu ederim. Ama burada tabii başka bir takım problemler de, şöyle problemler de söz konusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerinde, biraz önce Şaban Sevinç söyledi onu ama böyle üzerinden yüzeysel geçti. Bazı kriterler konması gerekiyor. Orada kurumlar karşılıyor. Yani o uçağa binenler sadece uçakta gidiyorlar. O davete icabet ediyorlar. Onun dışında yedikleri, içtikleri, konakladıkları, kaldıkları her şey kendi kurumları tarafından karşılanıyor. Öyle zengin kurumlar falan filan da değil. Biz kendi yağımızla kavrulan bir kurumla çalışıyorum ben mesela. Bunun dışında
Bunun dışında tabii ki yani bütün masrafların karşılandığı geziler de söz konusu oluyor, olabiliyor. Ama şurada buluşacaksak buluşalım ve öyle devam edelim artık. Hani bu gazetecilik önemli bir meslektir. Gazetecilik bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla gazetecilerin böyle gezilere davet edilmesi, bu gezilerde ağırlanması ve kendilerinden bir takım beklentiler, yani o geziyle alakalı zaten o beklentiler, yazı yazmaları, işte televizyonlarda konuşmaları, o beklentileri karşılamaları anlamında bir gelenek oluşacaksa veya o geleneğe geri dönülecekse buradan mesela bir ortaklaşalım ve öyle ilerleyelim. Ama bugün öyle, yarın öyle, kişiden kişiye değişecekse bu iş olmaz. Olmaz. Yani burada ilkesel pozisyonu korumak gerekiyor. Ben hani şeyi daha doğru buluyorum. Yani davet edilenlerin burada kendi kurumları tarafından oradaki masraflarının karşılanmasını daha doğru buluyorum. Evet. Ama eğer bir konsensüs oluşacaksa o konuda, bir gelenek oluşacaksa, öbür türlü böylesi de olabilir. Ama bu yani her durumda çok böyle bence pahalı otelde pahalı bir fiyatla kalmışlar. Onu yanlış buluyorum. Artı burada da yani bir olimpiyat bahane edilmiş. Biraz işte Roma'yı görsün bu arkadaşlar. Bizimle beraber yakın çalışan arkadaşlar. İşte bizim lehimize çalışıyorlar. Bizim siyasi gelecek planlarımıza uygun şekilde bize müzahir bir yerde gazetecilik yapıyorlar. Dolayısıyla onları bir ödüllendirelim duygusu İBB cenahında bence ön plana çıkmış. Yani peki, ben dediğim gibi son olarak şunu söyleyeyim. Burada ilkesel, ilkeli olmak lazım. Yani başkasına öyle, bana böyle olmaz bu işler.